Divan Edebiyatı 17. yüzyıl şairlerinden Naili. Bunda kalmıştık biz bu isimle. 1611 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa'dır Naili'nin. Şarkı türünün ilk örneklerini veren Naili, en güzel örneklerini veren Nedim'di arkadaşlar. İyi bir öğrenim görmüş, çeşitli devlet kademelerinde memurluk yapmıştır Naili dediğimiz şahıs. Manastırlı Naili'den ayrılması için Naili Kadim olarak anılmıştır. Divan Edebiyatı 17. yüzyıl sanatçısı, asıl adı Mustafa olan Naili sanatçısı, Naili'yi Kadim olarak anılmıştır. Özellikle gazel türünde şiirler kaleme almış, şiirlerinde anlam derinliğine önem vermiştir. Altını çizdim, klasik edebiyatımızda, yani divan edebiyatında Sebki Hindi'nin, yani Hint tarzı edebiyat akımının temsilcisi olarak tanınmıştır. Sebki Hindi arkadaşlar, Sebki Hindi akımının temsilcilerinden biridir Naili. 1666 yılında ölmüştür. Şiirlerini de divanında bir araya getirmiştir. Gelelim Neşati. Edirne'de doğmuştur. Asıl adı Ahmet'tir Neşati. Asıl adı Ahmet'tir. Mevleviliğe bağlanmıştır. Başta Konya olmak üzere birçok yeri gezmiştir. Edirne'ye dönerek Muradiye Mevlevi Hanesi şeyhi olmuştur. 1624 yılında burada ölmüştür ve Mevlevi Hanenin avlusuna gömülmüştür. Neşati Mevlevilik akımına, Mevlevilik tarikatına bağlanmış ve asıl adı Ahmet'miş arkadaşlar. Dönemin usta şairleri arasında sayılmaktadır. Birçok şairi etkilemiştir. Kendisine nazireler ve tahmisler yazılmıştır. Neşati'nin de bir divanı vardır. 17. yüzyıl divan şairlerinden Şeyhülislam Yahya. Bunun yanına şöyle yıldız koyuyorum, dikkat et. Babası da Şeyhülislam olan Yahya Efendi, öğreniminden sonra müderris olmuş, İstanbul medreselerinde görev yapmıştır. Değişik illerde kadı ve kaz askeri olarak görev almıştır. 1622'de Şeyhülislamlığa getirilmiştir. 4. Murat'ın Revan ve Bağdat seferlerine katılmış olan Şeyhülislam Yahya, Baki'nin ölümünden sonra gazelde en büyük üstad sayılmıştır. Kırmızıya aldığım cümleyi unutmayın. Şeyhülislam Yahya, 4. Murat'ın Revan ve Bağdat seferlerine katılmış, Baki'nin ölümünden sonra gazel türünde büyük üstad sayılmıştır. Bu başarısını dilinin temizliği, hayallerinin inceliği ve lirizmdeki derinlikle kazanmıştır ve divanı vardır. Şeyhülislam Yahya'ya dikkat edin. 18. yüzyıl divan şairleri kimlerdir? 18. yüzyıl bildiğimiz gibi divan şiirinin son ve en parlak dönemidir arkadaşlar. En önemli isimlerinden bazıları Sümbülzade Vehbi, Nedim, Şeyh Galip. Sümbülzade Vehbi, öğrenimini Maraş'ta yapan Vehbi, İstanbul'a geldikten sonra devlet büyüklerine kasideler, tarihler sunarak kendini tanıtmıştır. Kadı olmuştur. Kadılıktan sonra elçi olarak İran'a gönderilmiştir. Elçilik görevi bitince İstanbul'a dönen Sümbülzade, değişik illerde kadılık görevinde bulunmuştur. Devrin ünlü şairlerinden olan divan sahibi Sümbülzade Vehbi'nin diğer eserleri mutlaka bilin, bir yere yazın, altını çizelim ya da kırmızı yapalım. Lütfiye eserinin altını çiziyorum. Özellikle Lütfiye. Lütfen bu eserini unutmayın. Lütfiye, Tuhfe, Nuhbe ve Şevk Engiz. Lütfiye'ye yıldız koyuyorum. Dikkat edin. Postide yazın arkadaşlar. Tuhfe Farsçadan, Nuhbe Arapçadan Türkçe'ye manzum, yani şiir şeklinde birer sözlüktür. Her iki sözlük uzun yıllar okullarda bu dillerin kolay öğrenilmesi için ders kitabı olarak okutulmuştur. Sümbülzade'nin Lütfiye, Tuhfe, Nuhbe ve Şevk Engiz eserlerini unutmayın. Nedim, Nedim'e zaten boylu boyunca ben uyarı diyorum. Nedim'e çok dikkat edin arkadaşlar. Asıl adı nedir? Ahmet'tir. Nedim'in 18. yüzyıl divan şairi, zevk ve eğlence şairi, Lale Devri şairi Nedim İstanbul'a doğmuş, asıl adı Ahmet'tir. Şuradan şunu alalım.
Bir saniye. Divan edebiyatı şairi müderristir. Nedim Ahmet. Türk edebiyatında şarkı denince akla ilk gelen şairdir. Şarkının ilk örneklerini Naili, en güzel örneklerini Nedim verdi. Asıl adı Ahmet'tir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Nedim İstanbulludur. İstanbul'da doğdu çünkü. İstanbul kültürüyle bezenmiş. Ayrıca iyi bir medrese eğitimi almıştır. İyi bir medrese eğitimi almıştır. Arapça ve Farsçayı bu dillerde şiir yazacak kadar öğrenmiştir. Müderrislik İbrahim Paşa'nın kütüphanesinde müdürlük yapmıştır. Lale Devri'ne tanık olmuştur. Altını çizdim. Lale Devri şairi olarak bilinir arkadaşlar Nedim. Nedim bu devirde Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın yanından ayırmadığı yakın arkadaşıdır. Şu maddeye işaret koyuyorum. Çıkmış sorularda dahi var. Padişahın da sevgisini kazanmış. Sadabat eğlencelerinde, çırağan safalarında, çeşitli ziyafetlerde, boğaz gezmelerinde, bayram törenlerinde, helva sohbetlerinde yer almıştır Nedim Ahmet. Maddenin altını çiziyoruz, işaret koyuyorum. 1730'daki patronu Halil isyanı sırasında damdan kaçarken düşerek öldüğü söylenir arkadaşlar. Ve 55 yaşında öldüğü söylenir Nedim'in. Düşüncesi yaşamak ve sevmek üzerine kuruluydu. Aynı şey gibi, Baki gibi arkadaşlar, Baki gibi Nedim de hiç dini konu işlememiştir. Hep lirik konuları işlemiştir. Yeni ve yerli bir edebiyat çığırı açtı. Dış dünyada gördüklerini, gözlemlediklerini izlenimleriyle birleştirerek bir bakıma resimleştirdi. Şiirlerinde bazı kuralların dışına çıkarak şiire yenilikler getirdi. Divan şiirine renk ve canlılık getirdi. Divan şiirine yenilik getirdi. Bu şiirin, yani divan şiirinin soyut dünyasından çıkarak dış dünyayı ve duyguları gerçek yönleriyle vermeye çalışmıştır. Ve özellikle İstanbul'da tanıtmıştır arkadaşlar. Hece vezniyle şiir yazan ilk divan şairinin Nedim olduğu söylenir. Kesinlikle işaret koyuyorum. Hece ölçüsüyle şiir yazan ilk divan şairi eşittir Nedim Ahmet. Çağının güncel yaşantısını şiirleriyle çok iyi yansıttı. Dili yalın, bu son madde çıkmamış. Dili yalın, ahenkli ve akıcıdır Nedim'in. Halk zevkinin, kalem alayım, işaretlemem lazım çünkü. Halk zevkinin inceliklerine dikkat etmiş. Halk deyimlerini ve söyleyişlerini şiirlerinde kullanmıştır. İstanbul Türkçesi onunla büyük ölçüde şiir dili haline geldi. Baki de aynı Nedim gibi İstanbul Türkçesini çok güzel kullanmıştı. Kasideden çok gazel ve şarkı türünde başarılı olmuştur. Klasik şiirin mazmunlarının yanında yeni mazmunlar oluşturmuştur. Mazmun ne demek? Mazmun, divan şairlerinin ortak duygularını ifade etmek için kullandığı kalıplaşmış sözcükler demek. Sevgilinin kaşına yay demek. Sevgilinin kirpiğine ok demek. Dudaklarına kiraz, yanaklarına elma demek. Örnek veriyorum. Bunların hepsi nedir? Mazmundur arkadaşlar. Yeni mazmunlar bulmuş bu Ahmet, Nedim. Tasavvufla ilişkisi olmayan demiştim size. Hikmetli sözler söylemeye merak duymayan bir şairdir. Şiirlerinde maddi ve beşeri bir aşkı şen şakrak ve çarpıcı bir şekilde dile getirmiştir. Dini konulara yer vermemiştir. Ve şuhane gazeller yazmıştır Nedim. Nedim şuhane gazel. Şuhane deyince aklınıza ne gelsin diyordum okulda. Şahane, şahane sevgili. Yani sevgilinin güzelliği, boyu, posu, kadının güzelliği eşittir Nedim. Çapkın Nedim. Şuhane gazeller de yazmıştır. Yaşamı hep neşeli yanlarıyla gören sanatçı, şiirlerinde hüzün, kedere yer vermedi. Şarkı türünün gelişip yaygınlaşmasında büyük rol oynadı. Şarkı şairi olarak da anıldı. Kasidelerinde, bak işaret koyuyorum. Kasidelerinde İstanbul'un tabiat güzelliklerini, İstanbul yaşamını ve beşeri aşk duygularını tasvir ve ifade etmiştir. Farsça şiirleri de olan şairin hece vezniyle bir de türküsü vardır.
mahallileşme yani yerlileşme akımının önemli temsilcilerindendir. Divanından başka Arapçadan bazı tercüme nesirleri vardır. Şehit Ali Paşa'ya yazdığı bir dilekçesi, İzzet Ali Paşa'nın şaka yollu mektubuna mensur cevabı, yani düz yazı şeklinde yazdığı cevabı, Safai tezkiresine takrizi ve Münşaat-ı Aziziye'de yer alan ve kime yazıldığı belli olmayan bir mektubu vardır Nedim kardeşim. Nedim'in eserlerine bir göz atalım arkadaşlar, isimlerini bilelim. Divanı var zaten. Nedim Divanı, Sahaifül Ahbar tercüme eseri, aynı tarihi tercüme eseri. Nedim Divanı, Nedim'e asıl şöhretini kazandıran eseridir. Şairin hayattayken divan tertip edip etmediği bilinmemektedir. Nedim Divanı'nın bilinen en eski tarihli nüshası, 1149 yılında istinsah edildiği tahmin edilen ve Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Y.13 numarada kayıtlı olan nüshadır. Şu bilgiler gereksiz değil ama karşınıza çıkmaz. Nedim'in divanı, Nedim'e asıl şöhretini kazandıran eseri. Geçelim. Sahaifül Ahbar ismini bilmen lazım. Lale Devri'nde teşekkül ettirilen tercüme heyetlerinde görev alan Nedim, Müneccim Başı Ahmet Aşiki'nin Cami-i Düvel adlı Arapça eserini Türkçe'ye çevirerek Sahaifül Ahbar adını vermiştir. Şurayı unutma bak. Şu kısımdan başlayıp sonuna kadar unutma. Müneccim Başı Ahmet Aşiki'nin Cami-i Düvel adlı Arapça eserini Türkçe'ye Sahaifül Ahbar eseriyle çeviren şahıs Nedim'dir. Nedim'in 10 yılda tamamlayarak İbrahim Paşa'ya sunduğu bu çeviri 10 yılda tamamlamış. 1285 yılında İstanbul'da basılmıştır. Aynı tarihi isimli eserde Nedim kardeşe ait Bedrettin Mahmut bin Ahmet tarafından yazılan Ikdul Cuman fi Tarihi Ehli Zaman adlı 24 ciltlik İslam tarihi Nedim'in de içinde bulunduğu tercüme heyetince çevrilmiştir. Şu içeriğin sorulacağını zannetmiyorum ama aynı tarihi Nedim'e ait. Fakat Nedim'in mütercimler arasında yer aldığı bilindiği halde hangi bölüm veya kısımları tercüme ettiği henüz bilinmemektedir. Nedim'den devam ediyoruz arkadaşlarım. Ahmet asıl adı. Çeşitli medreselerde müderreslik yapmıştır. Nevşehirli damat İbrahim Paşa tarafından korunan Nedim, şiirleriyle devlet büyüklerinin ve özellikle de 3. Ahmet'in takdirini kazanmıştır. Şunu unutmayalım, patrona Halil isyanı sırasında öldürüldüğü bilinmektedir. Nedim Lale Devri, benim yaşımda öldürülmüş bu arada. Nedim Lale Devri denilen zevk ve eğlence döneminin şairi olarak yaşamış ve yaşadıklarını şiirleştirmiştir. Şiirlerinde halk dili ve söyleyişlerini sıkça kullanmış, hece ölçüsüyle türkü yazmıştır. Tasavvufi konulara değinmemiştir Nedim kardeş. Şeyh Galip de önemli bir isim, yıldız koyuyorum. 18. yüzyıl divan şairi. 1757 yılında İstanbul'da doğdu, Mevlana'ya hürmet duyulan bir muhitte büyümüştür. Konya'ya gitmiş, Mevlana dergahında girdiği çileyi bitirerek İstanbul'a dönmüş, bir süre sonra Galata Mevlevi Hanesi'ne şeyh olmuş, ölümüne kadar irşat görevini sürdürmüş Şeyh Galip arkadaşlar. Kırmızıyla yazdığım cümleye dikkat edin. Önceleri Esat, sonraları Galip mahlasıyla şiirler yazmış olan Şeyh Galip, Sebki Hindi etkisinde, Hint tarzı, yeni tarz anlamına gelen Sebki Hindi etkisinde şiirler ortaya koymuştur. Hüsnü Aşk isimli eseri, mesnevisi çok önemlidir. Şeyh Galip, Hüsnü Aşk, unutma. Hüsnü Aşk ve Divanı şiirimizin anıt eserlerindendir. Divan edebiyatına yeni bir ruh, taze bir nefes getiren Şeyh Galip 1799 yılında vefat etmiştir. Gelelim şimdi divan edebiyatında düz yazı, divan edebiyatında nesir. Divan edebiyatında nesir şiir kadar gelişmemiştir. Aynı şey gibi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı dönemi,
halk edebiyatı gibi. Divan edebiyatı da şiir ağırlıklı bir edebiyat dönemidir. Nesir yani düz yazı arka planda kalmıştır. Arapça, Farsça sözcüklerine ağırlıklı olarak ağır, ağdalı bir dil kullanılmıştır. Yani nesirde ağdalı bir dil kullanıldı genel anlamda. Divan nesrinde iyi nesir yazarına münşi, iyi nesir yazılarına inşa, nesir yazılarının bir eserde toplanmasına münşaat adı verilir. Dikkat et bu maddeye. Divan nesri üçe ayrılıyordu. Hatırlayın arkadaşlarım. Sade nesir, orta nesir, süslü nesir. Sade nesir, halkın konuştuğu dil kullanılmış sade nesirde. Halk kitapları, halk öyküleri, Kur'an tefsirleri, hadis açıklamaları sade nesir tarzında yazılmıştır. Orta nesir, orta düz yazı ise divan edebiyatının hemen hemen bütün klasik yazarlarının yazdığı bir türdür. Genellikle orta nesir tercih edildi. Belirgin özellikleri söz ve anlam oyunlarından, hüner ve marifet göstermekten kaçınılmış ve içeriğin ön planda tutulduğu nesir türü orta nesirdir. Sade nesirde de orta nesirde de hemen hemen içerik ön planda tutulmuştur. Ama süslü nesirde içerik değil, biçim ön planda tutulmuştur. Adı üzerinde süslü nesir. Sinan Paşa Tazarruname ilk örneği. Bu türe genellikle medrese öğrenimi görmüş, Osmanlı Türkçesini iyi bilen yazarlar yönelmiştir. Söz oyunları, düğümlü uzun cümleler, seciler süslü nesirde doludur. Bu türün en belirgin örneklerini Sinan Paşa, Veysi ve Nergis'i vermiştir. İlk örneğini Sinan Paşa, Tazarruname isimli eseriyle verdi arkadaşlarım. Nesir biçimleri. Tezkire ne demekti? Ünlü kişilerin yaşam öykülerinin toplandığı kitaba verilen isimdir. Şairlerin yaşam öykülerini anlatanlara tezkire-i şuara ya da tezkire-i şuara, din adamlarının yaşam öykülerini anlatanlara tezkire-tül evliya, hattatların yaşam öykülerini anlatanlara tezkire-tül hattatin, bilginlerin yaşam öykülerini anlatanlara tezkire-i ilmiye, halvetiye tarikatı şeyhlerin yaşam öykülerini anlatanlara tezkire-tül halvetiye, müzisyenlerin yaşam öykülerini anlatanlara tezkire-i musiki şinasan adı verilir arkadaşlarım. Şurası çok önemli. Bu arada tezkirenin günümüzdeki karşılığı nedir? Biyografidir arkadaşlarım. Tezkireler ilk kez İran edebiyatında ortaya çıkmıştır. Unutma, Türk edebiyatının ilk tezkire-i şuarasını, ilk Türkçe tezkireyi kim yazdı? Alişir Nevai, Mecalisün Nefais ismiyle yazdı. Anadolu sahasında ilk tezkireyi kim yazmıştı? Sehi Bey, Heşt Beyşt isimli tezkiresiyle yazmıştı. Türk edebiyatında Türkçe ilk tezkire Alişir Nevai, Mecalisün Nefais. Anadolu sahasında ilk tezkire Sehi Bey, Heşt Beyşt. Divan edebiyatı düz yazı. Devam ediyoruz pıtırcıklarım. Tarih nedir? Geçmiş olayları, geçmiş belli dönemi, belli bir kişi ya da kahramanı çevresi ve dönemleriyle birlikte kronolojik bir sıra gözeterek anlatan sanatlı düz yazı türüne tarih denir. Sefaretname ne demektir? Devlet tarafından bir görevle yurt dışına gönderilen elçilerin ya da bunların yanlarında bulunanların gittikleri yerin durumuna ve özelliklerine ilişkin izlenimleri, görüşlerini, olayları anlatan düz yazı türüne sefaretname denir. Mesela 28 Çelebi Mehmet, değil mi? Osmanlı'nın Paris'e yurt dışına gönderdiği bir kişi ne yaptı? Sefaretname yazdı. Seyahatname günümüzde gezi yazısı. Yazarların gezip gördükleri yerlerden edindikleri izlenimleri ve ilgileri aktardıkları edebi eserlerin tümüne seyahatname denir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi bu türün İlk örneğidir. Normalde ilk örneği değildir arkadaşlar. En güzel örneğidir. Bizim ilk seyahatname örneğimiz Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik isimli eseridir. Siyasetname. Bizim ilk siyasetnamemiz neydi? Kutat Kubilik. Devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren edebi eserlerin genel adına ne denir? Siyasetname denir.
Siyasetnamelerin en ünlüsü Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün Melikşah'ın isteği üzerine kaleme aldığı siyasetnamedir. Türk edebiyatının en önemli siyasetnamesi ise yanlış yazılmış orada arkadaşlar. Siz biliyorsunuz doğrusunu. 1069-1070 yıllarında Yusuf Has Hacib'in Tapgaç Buğrahan'a sunduğu Kutadgu Bilig ilk siyasetname örneğimizdir. Münşaat ne demekte? Mektuplardan ya da çeşitli konulardaki düz yazılardan oluşan kitaplara verilen isme münşaat denirdi. Evliya tezkiresi ne demekte? Din büyüklerinin gerçek ya da efsaneleştirilmiş yaşam öyküleri ile kerametlerini anlatan kitaplardır. Sinan Paşa'nın Tezkiretül Evliya adlı eseri ile Ahmet Hilmi'nin Ziyareti Evliya adlı çalışmaları Evliya tezkiresi türünün divan edebiyatımızdaki başlıca örnekleridir. Siyer ne demek? Hatırlayın arkadaşlar, sınıfta işlemiştik. Yıldız koyuyorum, siyeri bil. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ya da halifeler ve hükümdarların savaş ve barış dönemlerindeki uygulamalarını, uluslararası ilişkilerini konu edinen nesir biçimine siyer denir. Kıssası Enbiya ne demektir arkadaşlar? Peygamberlerle ilgili kıssaları içeren, hikayeleri içeren eserlerin genel adıdır. İlk Kıssası Enbiya, Kıssai'nin 9. yüzyılda Kitab-ı Kıssasil Enbiya adlı eseridir arkadaşlar. Divan neslinin önemli temsilcilerine geldik şimdi. Aşık Paşazade, önemli isim. Aşık Paşazade, Derviş Ahmet, 1393'te Amasya'da Elvan Çelebi köyünde doğdu. Tasavvuf şairi Aşık Paşa'nın torun çocuğudur. Bu nedenle Aşık-ı Mahlasını kullanmıştır. Unutma. 1502'ye kadar olan olayları anlatır. Konuşma diline yakın, kısa cümleli bir üslupla yazılan, arada manzum parçaları da olan bu eser bir vakayi namedir. Aşık Paşazade Tarihi isimli eseri önemli bir eserdir. Aşık Paşazade Tarihi eseri önemlidir. Sinan Paşa, Süslü Nesr'in ilk örneğini veren Sinan Paşa. 15. yüzyıl divan edebiyatı düz yazı ustalarındandır. Sağlam bir eğitim gördükten sonra Edirne'de müderrislik yapmıştır. Vezirlik rütbesiyle Fatih Sultan Mehmet'e hoca olmuştur. Daha sonra Sivrihisar'a kadı olarak gönderilmiştir. Sinan Paşa'ya devam ediyoruz arkadaşlarım. Sinan Paşa'nın eserlerinden Tazarruname, Süslü Nesr'in ilk örneği unutma. Felsefe, tasavvuf, ahlak konularını işler bu Tazarruname'de. Tezkiretül Evliya, ünlü tasavvufçuların hayat ve menkıbelerini anlatır. Maarifname eseri de önemlidir. Bunu da unutmamanı %100 tavsiye ediyorum. Maarifname isimli bir eseri daha vardır. Sinan Paşa kardeşim. Mercimek Ahmet, bunun kabusnamesini sakın unutma. Sade Nesr'in örneğidir. Sinan Paşa'nın Tazarruname Süslü Nesr'in ilk örneği, Mercimek Ahmet'in kabusnamesi Sade Nesr'in örneğidir. Unutma. 15. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı düşünülen Mercimek Ahmet, Mercimek Ahmet'in hayatı hakkında yeterli bilgilere sahip olmadığımız kitaplarıyla anlattığına göre 2. Murat'ın isteği üzerine Kabusname'yi açık anlaşılır bir dille tercüme etmiştir Mercimek Ahmet. Kabusname bir nasihatnamedir, Sade Nesr'in örneğidir. Kabusname'den bir örnek okuyalım. Şöyle bilmiş ol oğul, eğer padişahlığa ulaşacak olursan, padişahlığında haramdan sakınıcı ol. Dindarlık odur ki, elini ve gözünü halkın hareminden ve haramından sakınasın. Namuslu ol. Namusluluk, dini bütünlük nişanıdır. Kabusname'den bir örnek arkadaşlar. Mercimeği unutmayın sakın, tamam mı? Çıkar. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi Türk edebiyatındaki en ünlü seyahatnameydi. İlk seyahatname Seyyid Ali Reis Miratül Memalik'ti. Evliya Çelebi. Asıl adı Derviş Mehmet Zilli. Bak. Asıl adı Derviş Mehmet Zilli. Unutma.
olan Evliya Çelebi 1611 yılında İstanbul Unkapı'da doğmuştur. İlk öğrenimine özel olarak gördükten sonra bir süre medresede okumuş, babasından tesip, hat ve nakış öğrenen Evliya Çelebi, musiki ile ilgilenmiş, Evliya Çelebi Kur'an'ı ezberleyerek hafız olmuştur. Derviş Mehmet Zilli, Evliya Çelebi. Evliya Çelebi seyahatnamesinin girişinde seyahate duyduğu ilgiyi anlatırken bir gece rüyasında sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'i gördüğünü, ondan şefaat ya Resulallah diyerek şefaat isteyecek yerde şaşırıp seyahat ya Resulallah dediğini, bunun üzerine Peygamber Efendimiz'in ona gönlünün uyarınca gezme, uzak ülkeleri görme imkanı verdiği yazar. Bu bir rivayettir, unutmayın. 10 ciltlik Seyahatname adlı eseri çok tanınmıştır. 10 ciltliktir. Gelelim bizim Katip Çelebi'ye. Divan Edebiyatı Nesir yazarlarından, asıl adı Mustafa. Şubat 1609'da İstanbul'da doğmuştur. Asıl adı Mustafa'dır. 14 yaşına kadar özel eğitim gören Katip Çelebi, 1623'te Anadolu Muhasebesi kalemine girmiştir. Tarihten tıbba, coğrafyadan astronomiye kadar geniş bir ilgi alanı olan Katip Çelebi, bilgili çok. Aynı zamanda zengin bir kitaplığında sahibidir. Şu eseri önemli, çıkar. 1648'de Takvim-i Tevarih adlı eseri dolayısıyla Şeyhülislam Abdurrahim Efendi aracılığıyla kalemde ikinci halifeliğe getirilmiştir. Tarih alanındaki eserlerin ilki, tarih diyor bak, tarih. İlki 1642'de tamamladığı Fezleke. Fezleke tarih kitabı, unutma. Dört bölümden oluşan Fezleke adındaki kitapta tarihin anlamı, konusu ve yararı anlatılır. Arapça Fezleke'nin devamı niteliğindeki Türkçe Fezleke 1591-1654 yılları arasındaki olayları anlatan bir Osmanlı tarihidir. Takvim-i Tevarih Fezleke. Fezleke tarih kitabı, unutmayın. Takvim-i Tevarih'te Katip Çelebi, bir saniye. Adem peygamberden 1648'e kadar geçen tarihsel olayların bir kronolojisidir. En tanınmış eserlerinden olan, bu da önemli, Tuhfetül Kibar Fi Esfaril Bihar'da kuruluş döneminden 1656'ya kadar Osmanlı denizciliğinin bir tarihçesi yanında Osmanlı donanmasının tersane ve bahriye örgütünün işlevini anlatır. Coğrafi kitapların en önemlisi olan Cihannuma, %100 önemli, Cihannuma, Fezleke, bunlar önemli. Osmanlı coğrafyacılığından yeni bir çığır açmıştır Cihannuma isimli eseriyle. Katip Çelebi'nin batıda tanınan en ünlü eseri Çıktı Bu Çıkar, Keşf-i Zunun adlı eseridir. Son kitabı olan Mizanül Hak, bu da önemli bir eseri. Mizanül Hak fi İhtiyaril Ahak'ta da dönemin din bilginlerinin tartıştıkları çeşitli konular hakkında düşüncelerini açıklar arkadaşlar. Seydi Ali Reis, 16. yüzyıl denizcisi, şair, bilgin ve seyahatname yazarıdır. Kanuni Sultan Süleyman devrinin en tanınmış denizcilerinden olan Seydi Ali Reis, birçok deniz seferine, Kıbrıs'ın fethine katılmıştır. Basra'dan yurda dönüşünü hikaye eden Miratül Memalik, memleketlerin aynası anlamına gelir. Miratül Memalik ile gezi edebiyatımızın ilk eserlerinden birini vermiştir. Muhit isimli eserinde ise deniz astronomisine, fiziki ve topografik coğrafyaya ait geniş bilgisini ortaya koymuştur. Seydi Ali Reis arkadaşlar, Türk edebiyatındaki ilk gezi yazısı örneği Miratül Memalik, memleketlerin aynısı anlamına geliyor, eserini verdi. Muhit isimli eseri de vardır. Divan Edebiyatı Nesir yazarlarından 28 Çelebi Mehmet, 18. yüzyılda yaşamış, sefaretname yazmıştır. Edirne yakınlarında doğan, gençliğine girdiği Yeniçeri Ocağı'nda 28. ortada çalıştığı için 28 Çelebi diye tanınmıştır. 28 Çelebi Mehmet. 28 Çelebi Mehmet Fransa'da gördüklerini sefaretnamesinde yazdı. Sefaretname Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden sonra Avrupa'yı tanıtan
eserlerden biridir. Divan edebiyatı nesir yazarlarından bir tanesi de Naima'dır. Önemli. Naima ilk resmi vaka nüvis ve Osmanlı tarihçileri arasında en ünlü kişidir. İlk Osmanlı tarihçisidir. 1652 yılında Halep'te doğmuştur. Babası Halep eşrafındandır. İlk öğrenimini orada tamamlayan Naima, genç yaşta İstanbul'a gelmiş, yüksek öğrenim görmüş ve divan kaleminde memur olarak hayata atılmıştır. Osmanlı tarihinde resmi olarak ilk vaka nüvis olan Mustafa Naima Efendi, uzun araştırmalar sonucunda Naima Tarihi adlı eserini yazmıştır. Naima tarihine konu olan yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun en düşkün zamanlarına rastlanır. Ahmet Cevdet Paşa'nın da çok önemli bir eseri var. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye diye. Ahmet Cevdet Paşa arkadaşlar, divan edebiyatı, düz yazı yazarlarından 1822-1895 yılları arasında yaşamıştır. İlk öğrenimini Lofça'da yapmış, 1839'da İstanbul'a gelerek Fatih'teki Papaz Oğlu medresesine girmiştir. Burada öğrenimini sürdürürken bir yandan da tarih, coğrafya, astronomi, matematik gibi alanlarda özel ders almış, Fransızca öğrenmiştir. Ahmet Cevdet Paşa dönemin ünlü bir hukukçusudur. Kadılık, Divan-ı Ahkam-ı Adliye reisliği yapmıştır. 12 ciltlik bir Osmanlı tarihi yazmış, mecellenin hazırlanmasında önemli rol oynamıştır. Mecelle isimli eser tarih türündedir ve Ahmet Cevdet Paşa'ya aittir. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye isimli hukuk metnini oluşturanların başında gelmiştir. İlk Adalet Bakanı olmuştur. Cevdet Tarihi ve Kıssası Enbiya en önemli eserlerindendir arkadaşlar. Evet, divan edebiyatı, nesir türünü ve yazarlarında işledik gençler. Divan edebiyatını tekrar sunum olarak grubumuza atacağım, videomuzu da atacağım. Takıldığınız herhangi bir yer ya da bana sormak istediğiniz bir soru var mı gençler? Süremiz kısıtlı olduğu için seri gittim. Bu arada çıkmayın sakın. Derste olanların fotoğrafını alayım. Sevgili arkadaşlarım, sormak istediğiniz bir soru var mı? Kafanıza takılan bir şey var mı? Gençler, herhangi bir sorunuz varsa cevaplayabilirim. Sizler de sağ olun Cemre'cim. Ben de çok teşekkür ederim. Herhangi bir Tamam. Herhangi bir sorunuz olursa bana her zaman sorabilirsiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi videoyu ve sunumu gruba atarım. Zamanımız az kaldı diye sakın panik yapmayın. Allah hiçbir emeğe zayi getirmez. Bunu unutmayın. Elinizden geldiğince tekrar yapın. Soğukkanlı olun. Allah'a sığının. Allah'a çok dua edin. Tamam mı? Sizler her zaman inanın bana, menfaatsiz dualarımdasınız. Allah gönlünüzde ne varsa hakkınıza hayır edip nasip etsin. Allah güç ve kuvvet versin. Hayırlısıyla inşallah. Hakkınızda ne hayırlısıysa o olsun inşallah. Sorunuz, kafanıza takılan bir yer olursa sorun bana, tamam mı arkadaşlar? Eğer bir şey söylemeyecekseniz, sorunuz yoksa dersi bitireyim. Zamanımız çok az kaldı zaten. Katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Thank you.